Latif Erdoğan, nepotizm ve cemaat nepotizm latince'de yeğen anlamına gelen nepos sözcüğünden türetilmiştir yönetimde kan bağı yakınlığını öne çıkaran bir sistemin adıdır denilenlere bakılırsa rönesans döneminde papaların yeğenleri için üst düzey işler bulma eğilimleridir yine denildiğine göre bu tür uygulamalar kilisenin etkinliğini ve diğer kişilerin morallerini olumsuz yönde etkilemiştir konuyu cemaat bağlamında düşündüğümüzde özellikle 2000'li yıllardan sonraki süreçte cemaat içinde görünür bir şekilde böylesi bir uygulamayı gözlemlemekteyiz. Gülen işin başında yakınlarını özellikle kardeşlerini cemaat yapılanmasının bünyesine almamakta çok radikal paradigmalar geliştiren bir insandır. Hatta kardeşlerinin zengin ve varlıklı insanlar olmamaları için özel dualar ettiğini Nice defa açıktan söylemiş. Bunu da hizmetin töhmet altında kalmaması gerektiğine bir gerekçe olarak yorumlamıştır. Kardeşim Mesih Gülen çekirdekten yetişmiş, iyi bir matbaacı olmasına rağmen hizmete ait matbaada görev alması biraz da benim tavas tutumla ama çok zor gerçekleşmiş. Gülen söz konusu hassasiyetini son kerteye kadar muhalefet ederek sürdürmüştür. Bizim mütevelli heyetini devreye sokarak yaptığımız ısrarlar sonucu Mesih Gülen Erzurum'daki kendi matbaasını diğer kardeşlerin devrederek İzmir'e yerleşmiş, mesleki bilgi ve becerisiyle başına geçtiği matbaayı en iyi şekilde yönetmiştir. Fakat ne o ne de diğer kardeşleri cemaat yapılanması için de yer almamışlar, ilişkileri sadece kurumsal bazda sürmüştür. Ne ki yeğen kimliği taşıyanlar için aynı hassasiyetin gösterildiğini söyleyemeyiz. Yeğenler ve onların oluşturduğu ağlar zamanla özel bir statüye tabi tutularak bir çeşit nepotizm uygulamasına geçilmiş. Bu geçişte hiç kuşkusuz cemaatin kaotik düzenli yapısına bir boyut daha eklemiştir. Yeğenler kadrosu gülenle doğrudan görüşme imtiyazına sahiptir. Bu imtiyaz cemaat içindeki özgül ağırlığı sebebiyle her türlü hiyerarşiyi, her türlü statü farkını sıfırlayan bir durumdur. Yeğenler Gülen'le görüşmelerini onun odasında ve Gülen'le baş başa yapabilmektedir. Bu durum cemaat içinde çok az insana nasip olan bir payedir. Böylesi payeye mazhar olanlar, görüşmelerinin muhtevası ne olursa olsun, cemaat içinde öncelikli kişiler olarak algılanır, manevi otoriteleri tartışması hale gelir. Piramidin en tepesindeki kişiler bile bu imtiyazlı kişilere karşı hassas ve özverili davranmak zorundadır. Bir bakıma artık onlar topluluğun altın buzası mevkiindedir. Cemaat içindeki nepotizm uygulaması elbette sadece meselenin psikolojik yanıyla sınırlı değildir. Bu kadro en önemli hizmetlerin kendilerine emanet edildiği seçkinlerdir. Özellikle mahrem ve gizli kalması gereken her türlü çalışma bu kadronun yedi eminine ya da daha doğru ifadeyle tek eline teslim edilir. Gülen bu kadroyu cemaat içi istihbarat elemanları olarak da kullanır. Bu bilindiği için de cemaatin aktif elemanları bu kadro fertlerine karşı hem tedbirli hem de riyakar davranır. Gülen'e bağlılık, sadakat mesajları çoğunlukla bu kadro fertleri üzerinden gönderilir. Gülen'e muhalefet edenlere karşı geliştirilen en adil linç söylemleri bu kadro fertlerine bir amentü inancı içinde sadakat gösterisi olarak beyana dökülür. Onlar da bu ifadeleri gönüllerinde yer ettiği ölçüde gülenle paylaşır. Cemaate katılımlar çoğaldıkça ve çeşitlendikçe söz konusu kadronun işlevi de artmış, gördükleri işler de büyük oranda çeşitlenmiştir. Onlar ve kurdukları a şimdilerde cemaat yapısının çekirdek kadrosu olmuştur. Cemaat çözülmeye başladığında Gülen'in en çok başına ağrıtacak hususlardan birisi de kuşkusuz sonradan geliştirilen söz konusu kadroya olur vermesidir. Sıhri bağı, sadakat ve körü körüne bağlılığı esas alan, istidat, kabiliyet ve liyakati dışlayan bu tür körleştirici uygulamanın pratikte taklit ya da insiyaki cemaat aidiyeti sebebiyle iki kötü sonucu daha olmuştur. Birincisi, bu tür uygulamayı model alan her seviyedeki cemaat içi yönetici, işe kendisi için böyle bir gizli kadro edinmekle başlamış, bu sebeple de cemaat bünyesinde bölünmeyi, parçalanmayı tetikleyecek ve hızlandıracak yüzlerce görünmez adacıklar oluşmuştur. İkincisi, aynı model cemaat büyük bir akraba grubu kabul edilerek dış dünyadaki ilişkilerde uygulanmış, resmi-gayri resmi bütün iş alanlarına öncelikli olarak cemaat üyeleri yerleştirilmiştir. Bu tür olumsuz uygulamanın milletimize neye mal olduğunun envanteri ise henüz çıkarılabilmiş değildir. Latif Erdoğan,